Şimdi notlarıma da baktım, sizinle konuşmamız sonrasında da başarıya giden uzun bir yol. Avusturya'da aslında, gerçi Türkiye'de başlamış bir yol ama Avusturya'ya uzanan, şimdi Avrupa, New York derken büyük bir başarı elde edilmiş. Bu başarı Çok sizce teşekkürler böyle gördüğünüz için. kesinlikle öyle ama Türkiye'de sanki çok fazla lanse edilmiyor böyle şeyler. Avrupa'da yapılanlar biraz o düşüncedeyim. O yüzden bunu tekrar etmek istiyorum. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Bunun sırrı nedir? Bugün buraya kadar gelebilmek, bu tasarımları yapmış olmak, defilelerde Naomi Campbell gibi ünlü modellere tasarımlarınızı giydirmek. Bu benim aldığım herhalde bir kere her şeyden önce aldığınız eğitim önemli. Aileden aldığınız eğitim, disiplin, daha sonra okuduğunuz okullardan aldığınız Alman lisesini bitirme şansına sahip bir gençtim ben. Daha sonra da yine hayallerimi sınırlamayıp yani ailemin de desteğiyle Avusturya'da, Viyana'da tahsil yapabildim. Dediğim gibi mimarlık eğitimi almış annem ve özel sektörde yöneticilik yapmış kimya yüksek mühendisi olan babamın açık görüşlülüğü yani benim modayla profesyonel olarak ilgilenme isteğime destek olmaları, onu engellememeleri bir kere benim sanıyorum önümü açmış oldu. Daha sonra her ne kadar işletme okusam da Avusturya'da belki girişimcilik ruhuyla işte Viyana Belediye Başkanı'yla ilk rastlaşmam, ondan destek istemem. Daha sonra birçok ünlü ismin bana gelip yani Prenses Francesca von Habsburg veya işte Dagmar Koller veya Sonja Kirchberger, Avusturyalı çok ünlü aktris, Barbara Vusov, bütün bu ünlü isimlerin yani beni duyup, benim koleksiyonlarımın güzelliğini duyup bana gelmeleri, onlarla iyi ilişkiler kurmam, onların beni belki sadece bir modacı olarak değil, bir dost olarak da tanımaları, sevmeleri beni adım adım kariyerimde yükseltti. Ayrıca yani Türkiye'den Avusturya'ya gitmiştim ama Avusturya'dan Almanya'ya geçtim. Almanya'yla da kendimi sınırlamayıp Amerika'ya koleksiyonlarımı taşıdım. Bu da önemli bir adımdı. Çünkü her modacının, her moda markasının Amerika'da bir şekilde tanındıktan sonra daha üst zirvelere ulaştığını gözlemledim. Çok okurum. Yani birçok ünlü modacının, tasarımcının, markanın biyografisini, evrimini merak ederim, okurum bu konuda. Hem kitaplarda hem dergilerde onlarla ilgili yazıları eskiden daha çok vaktim oluyordu. Bunlardan aldığım ilhamla veya öğretilerle kendime bir yol çizdim. Ama tabii ki çok çalışmak, tabii ki güvenilir bir iş partneri olmak, sözünüzde duran bir iş insanı, iş adamı olmak diyeceğim burada. Yani bunun kabiliyetle, güzel fikirlerle, yaratılarla buluşması ve Sınır insanlarla tanımamak ve araştırmak galiba çok önemli. Çünkü sizin bahsettiğiniz şeyler hep bunun üzerine kurulu. Yani evet. Amerika'ya açıldım, Avrupa'ya gittim. Yani bu sınır tanımamak aslında Ve yapacağın de işte, korkmamak, evet, belki yılmamak, bazı cesaretle ufak davranabilmek. şeylerden, yenilgilerden yılmayıp devamlı yeni projelere yelken açmak sanıyorum insanı hem geliştiriyor hem de daha ilerilere taşıyor. Ve de dediğim gibi disiplinli olmak, çok çalışmak ve insanlarla iyi ilişkiler kurmak sanırım işin önemli noktaları. İş hayatına dair özel prensipleriniz var mı? Yani şu olmazsa kesinlikle olmaz veya çalışma hayatımda dikkat ettiğim bazı noktalar vardır diye sıralayabileceğiniz bazı şeyler. Vallahi bunları şimdi böyle bir formül şeklinde dökmek tabii ki var. Tabii ki kendime göre dikkat ettiğim bazı noktalar var ama çok şekilci değilimdir. Yani tabii sanatçı kişiliğimin verdiği biraz daha large, biraz daha rahat bir şeyim var, yaklaşımım var. Hem çalışanlarıma hem partner iş yaptığımız partnerlerimize ama
Her zaman söz verdiğiniz deadline'ı, termini yakalamak, insanlara bir projeyi zamanında ulaştırmak, bütün bunlar çok önemlidir. Yani verdiğiniz sözleri tutmak, bu benim için, çalışanlarım için de doğru olmak, dürüst, yani düzgün insan olmak, bir hata olduğunda da onu saklamayıp yani paylaşmak, onun çaresine bakmak. Yani ben çok sakin ve çok anlayışlı bir insanımdır ve o yüzden de etrafımda her şeyin çok açık konuşulmasını, yani bir problem durumunda da bana bunun yansıtılmasını isterim ki onlar bilindiği takdirde üstesinden gelinir, ama böyle kapatıp hani örtbas etmeye gidildiğinde daha sancılı, daha sakıncalı durumlar doğar. O yüzden belki de bu Alman Lisesi'nde bir Avrupa kültürü almış olmanın, ama ailemin de, Türk ailemin de bana verdiği şey bu. Yani dürüst ve açık bir şekilde çalışmaları yapıp ilerlemek bence en önemlisi diye düşünüyorum. Bu iş dışında yaptığınız farklı şeyler var mı? Hobi anlamında sizi rahatlatan, belki bu kadar sakin kılan var mı böyle bir Valla şey? benim aslında en büyük hobim işim diyebilirim. Moda benim en büyük öğrencilik yıllarımda da tutkumdu ve defterler dolusu çizimler yapıp işte Vitali Hakko'yla tanışıp stajyer gibi girmem, Alman Lisesi'nden çıktığım zamanlarda gidip bu işin mutfağını görmem, bir koleksiyonun, bir defilenin nasıl oluşturulduğunu görmem. Bütün bunlar beni dediğim gibi beni bugünlere taşımış olgular. Vitali Bey de sizin için oldukça önemli bir isim olsa gerek. Bu gerçekten özellikle 80'li yıllarda benim lise öğrencisi olduğum yıllarda o müessesenin havasını koklamak, mutfağında çalışabilmek çok önemliydi. Ve bütün bunlar tabii benim hayallerimi, gelecekteki hayallerimi şekillendirdi ve bana çok önemli öğretiler oldu. Daha sonra da Cem Boyner'in davetiyle bir yaz staj yaptım. Bunlar benim okulum oldu, moda konusundaki okullarım oldu, ama daha sonra da yani bir koleksiyonun nasıl oluşturulacağını, nasıl yaratıcılıkla satılabilirliğin, giyilebilirliğin dengesini kurmak da çok önemli bizim işimizde. Yani bu da belki burada altını çizmemiz gereken bir özellik. Çok uçuk, çok deneysel şeyler yaptığınızda onlar belki sanat değeri çok fazla oluyor, ama moda bugün realiteyle de örtüşmesi gereken bir sektör. Yani moda ve tekstil sektörü dünyada çok önemli bir ticari kol, dal, ülkelerin ekonomilerinde çok önemli yer alan bir sektör. Bugün o yüzden yani Türkiye içinde bence moda endüstrisi, tasarım her zaman desteklenmeli ve her zaman yükseltilmeli. Yani bu konuda hem devletimizin hem büyük firmalarımızın her zaman desteklerini sürdürmelerini ben buradan diliyorum. Hem bize hem bizden sonra gelen nesillere. Çünkü bugün baktığımızda dünyada söz sahibi ülkeler, saygın ülkeler hepsi markaları çok yukarılarda, çok saygın markaları olan, çok sayıda modacıları olan, tasarımda da söz sahibi olan ülkeler. Dolayısıyla Türkiye'de dünyada saygın bir yer, söz sahibi bir ülke olmak Bu istiyorsa alanda iyi tasarımcısına adımlar. ve tekstil sektörüne, moda sektörüne de, lüks sektörlerine de sahip çıkmalı. Son bir sorum var size. Bu senenin modası, moda renkleri, kıyafetleri neler? Biraz tüyolar alabilir miyiz sizden? Ne Bu giymeliyiz biz bu senenin şimdi sene? girmekte olduğumuz ilkbahar-yaz sezonuna, burada da biz yeni sezonu açtık baktığımızda çok güzel renkler var. Bir kere Kesinlikle renkler çok hoş. pembeler, oranjlar, böyle bir tropik adada. Ben biraz Güney Amerika, Orta Amerika kültürlerinden esinlendim. Aztek, Meksika rüzgarları biraz esiyor. Bizim Anadolu'yla karışarak tabii her zaman, onlar benim içimde her zaman olan değerler. Çok aslında böyle havalı, nasıl diyeyim, kadınsı, çok nostaljik parçalar da var. Kadını güzel gösteren volanlar var mesela, yeni koleksiyonlar. Benim de koleksiyonumda sezona baktığımızda
Diğer koleksiyonlarda da görüyorum. Tesadüfen örtüşüyor benim hep trendlerim, dünya trendleriyle. Geometrik özellikler var. Modern sanattan esintiler var. Mesela şu benim kıyafetlerim bazılarında böyle fırça darbeleri gibi desenler var. Latin kültürünü yansıtan görüntüler çok moda diyebilirim. Yani az ve öz eğer öneriler vermek gerekiyorsa işte fırfırlar, volanlar, biraz böyle saçaklar, püsküller ile bence gardırobunuzu bu sezon renklendirin diyeceğim bayanlara. Harika, güzel. O zaman bol püsküllü kıyafetler alacağım ben Evet, kendime. evet. Ama siyah da her zaman sizin üzerinizdeki gibi. Siyah beyaz da bu sezon yine çok kuvvetli. Onun yanında metalikler, gümüşler, doreler. 70'li yılların böyle bohem esintileri ve eklektik ve böyle değişik parçalar yine sezona damgasını vuruyor. Tamam, o zaman önemli tüyoları aldık sizden. Ben çok teşekkür ediyorum Atıl Bey, kabul ettiğiniz için, bugün burada olduğunuz için, verdiğiniz bilgiler için. Aynı zamanda insanlar tekrar zirveye çıkış öykünüzü dinlemiş oldular. Türkiye'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan, sonra New York gibi çok önemli bir yerde koleksiyonlarınızı sergileme fırsatınız bulduğunuz bir zirve öyküsü aslında, zirveye Çok çıkış teşekkür ederim. Çok öyküsü. mersi. Bunu tekrar bizimle paylaştığınız için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Az önce hobilerimi sormuştunuz. Yani moda dedim en büyük hobim. Ama şimdi burada Nişantaşı'nda birazdan yakın arkadaşlarımla buluşacağım. Onlarla zaman geçirmek için çok az özel zamanım oluyor. Onlarla yemek yemek, sinemaya gitmek de benim için çok güzel bir hobi. Evet. Şimdi bu keyifli sohbetten sonra da onu gerçekleştireceğim. Harika. Biz de belki buradan bir sinemaya gideriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ben tekrar. teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Ayça Yılmaz'la zirvedekilerden bugünlük de bu kadar. Sevgili Atıl Kutoğlu bizimleydi. Zirveye çıkış öyküsünü paylaştı bizimle. Avrupa ve Amerika'da birçok başarıya imza atmış bir isimdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya biz yine aynı saatte